dayım konuşamıyor. Felç şey, ikinci felç geçirdi. Sen de İlmiyor dedim. Bilmez. İngiliz askerleri 25 Nisan 1915'te üzerinde bulunduğumuz yer olan Ertuğrul Koyu'na yaklaşık 3000 kişilik bir askerle büyük bir çıkarma yaptı. Fakat karşılarına öylesine büyük bir savunma çıktı ki sanki karşılarında koca bir tümen vardı. Fakat onlar vatan sevgisiyle yanıp tutuşan Yahya Çavuş ve arkadaşlarıydı. Amaçları Alçıtepe'yi ele geçirmek olan düşman askerleri Yahya Çavuş ve arkadaşlarının savunmasıyla büyük bir yara aldı. Bu savunma dünya tarihine de damgasını vurdu. Yahya Çavuş gerçekten Türk tarihinde özellikle de Çanakkale Savaşları tarihinde önemli bir yere sahip olan bir kahraman. Biliyorsunuz İtilaf Devletleri Deniz Savaşı'ndan sonra 25 Nisan tarihinde kara savaşlarına başlamak üzere bazı bölgelere çıkarmalar yapmaya karar verdiler. Bu bölgelerden bir tanesi de Ertuğrul Koyu ve Tekke Koyu idi. Buraya River Clark gemisini göndererek içinde askerler barındıran bir gemi olarak aynı tarihteki Truva savaşlarındaki atı, Truva atını canlandıracak şekilde bir gemi içerisinde askerleri gizlediler ve kıyıya çıkarma planı yaptılar. Ezineli Yahya Çavuş, kendisi 26. Alay, 10. Bölükte görev yapan 1. Takım Komutanı idi ve emrinde 80 tane arkadaşı bulunmaktaydı. River Clark gemisinden kıyıya çıkmaya çalışan askerleri, özellikle bu 80 kahraman, hiçbir tanesini sahile çıkarmadılar ilk etapta ve özellikle öğleden sonra çok şiddetli çarpışmalar oldu ve 14 saat bunları oyaladılar. Daha sonra bu arkadaşlarına takviye birlikler geldi ve River Clyde gemisinden çıkanlar toplam 32,5 saat boyunca hedef olarak belirledikleri Alçıtepe bölgesine hem ulaşamadıkları gibi zaten hiç savaş boyunca ulaşamadılar. Kıyıya da hedefledikleri noktaya gelemediler. Pek çok arkadaşı Ezineli Yahya Çavuş'un hayatlarını kaybetti, şehit oldular. Önemli bir kısmı da gazi oldu. Ezineli Yahya Çavuş 25 Nisan tarihindeki bu kahramanlıkla tarihe geçti ve yaraları tedavi olduktan sonra tekrar cephede savaşmaya devam etti. Ancak 25 Nisan'dan tam 41 gün sonra Haziran ayının başında 4 Haziran tarihinde bu defa Zığındere'deki bir mücadele sırasında şehit düşmüş ve Çanakkale Savaşları'nın kahramanı olarak tarihteki yerini almıştır. Balkan Savaşı'na katılmış. Ondan sonra bir Çanakkale Savaşları'na katılmış. Yani gurur duyuyoruz onunla. Büyük gurur duyuyoruz dedemizle. Bizim için bir şey savaşmış. Babamız bile babasını görmemiş. Affedersin. Biz hiç görmedik tabii. Sadece ismini duyuyoruz. Ya yani onunla gurur duyuyoruz. Her zaman şey yaptık. Bu zamana kadar hiçbir maneviyattan başka bir şey beklemedik. Maddi bir şeyimiz olmadı her zaman ama beklemedik. Dedemizi anladığımızda tüylerimiz diken diken oluyor. Gerçekten çok yani gururla, gurur verici bir şey. Allah herkese öyle bir şey nasip etse keşke. Şöyle çok merak etmiştim çocukluğumda. Hani tabii yıllarca hep merak ettik fakat hani çocuklar daha meraklıdır bu konuda. İşte son kalanlar, dedemden son kalan yakınlarından, işte dedeme ait herhangi bir bilgi, işte bir mektup, ne bileyim bir düğme dahi aradım yani yaşadığı köyde. İşte dedemizin sadece anıları kaldı bizde. Yani dedemiz askere gidiyor. Askere gittiğinde Balkan harpleri çıkıyor. Oradan daha hiç evine gelmeden harplere katılıyor. Balkan harplerinde tabii ki yenilgiyle geri dönüyor, terhis oluyor, geri geliyor. Geldiği zaman evleniyor. Ondan sonra tekrar bu Çanakkale harpleri başlayınca seferberlik ilan ediliyor. Dedem gönüllü olarak atlıyor. Hani ben gideceğim. Çünkü o Balkan harplerinden geldi, o yenilgiyle döndüğü için. Yani onun acısı çok fazla kalmış içinde. Tabii eşi hamile gidiyor askere. Tekrar savaşa gidince eşi doğum yapıyor. Tabii ki oradan dönmek nasip olmuyor. Oğlunun yüzünü göremiyor.